Evet merhabalar sevgili arkadaşlar günlük yaşamdan hal değişimi örnekleriyle dördüncü temiz madde ve endüstriye devam ediyoruz. Bakalım günlük hayattan hal değişimi örneklerimiz nelermiş sınav sorularına bunlar dahildir arkadaşlar. Maddeler hal değiştirirken ya ısı alırlar çevreden ya da çevreye ısı verirler. Bu durum günlük hayatta Bazen hayatımızı kolaylaştırabilir, bazen de hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun durumlardan ilke şu, kışın kar yağınca hava ne olur? Yumuşar değil mi? Hangi olay gerçekleşiyor? Donma olayı. Donma olayıyla ne oluyor arkadaşlar? Kar soğuk bir madde olduğu için soğuğu kendisine çekiyor, dolayısıyla çevreye, ısı veriyor. O zaman devam ediyorum diyorum ki yaz günlerinde yere dökülen su, yere su döküyoruz neden? Serinlemek için. O zaman yere döktüğümüz su ne yapıyor arkadaşlar? Buharlaşıyor değil mi? Buharlaşırken çevredeki ısıyı alarak buharlaşıyor. Dolayısıyla bize ne yapıyor? Serinlik veriyor. Bir diğer örneğimiz terli atlet. Ne yapıyoruz? Terlediğin zaman Atletin çıkar değiştir diyoruz değil mi arkadaşlar? Bunu niye yapıyoruz? Çünkü terli atlet beklediği zaman buharlaşır. Buharlaşmayla çevreden ısıyı alır. Yani bize serinlik verir. Ama biz ne yaparız? Hasta oluruz yani. Olumsuz etkilenmiş oluruz. Bir diğer örneğimiz karpuz. Karpuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Kestikten sonra özellikle sıcak alanlarda bekletiyoruz. Dolayısıyla karpuzun tanecikleri buharlaşıyor buharlaşırken çevreden ısı alarak buharlaşıyor ve dolayısıyla karpuz soğumuş oluyor. Bir diğer örneğimiz toprak testideki suyun dışına bir miktar sızması sonucu soğuk kalması. Su sızınca sıcakla beraber buharlaşıyor. Buharlaşırken çevreden ısı alıyor. Bir diğer özellik hepimiz evimizde çamaşır yıkıyoruz değil mi? Çamaşırlar kuruyor. Kururken çamaşırın ıslak tanecikleri buharlaşıyor. Dışarıdan ısı Alarak buharlaşıyor. Son örneğimiz, buzdolabın içinin soğuk, dışının ise sıcak olması. E ne yapıyor arkadaşlar? İçeridekiler donuyor, donarken çevreye ısı veriyor. Bakalım biraz daha spesifik örneklere. Rüzgarlı havalarda saçlarımız daha çabuk kuruyor. Neden? Çünkü ıslak saçlarımızdaki su tanecikleri buharlaşıyor. Buharlaşırken çevreden ısı alıyor. Bir diğer özelliğimiz aniden soğuk hava katmanıyla karşılaşan su buharının kırağılaşması. Kırağılaşmada maddeler çevresine ısı verir arkadaşlar. Bakın arabadaki örnek. Bir diğer örneğimiz buzdolabından çıkartılan soğuk şişenin etrafında su damlacıklarının oluşması. Neden? Çünkü buradaki gaz tanecikleri yoğuşarak ısı veriyor arkadaşlar çevresine. O zaman hemen bu bilgilere bakarak buradaki sorumuzu çözelim. Soru bize ne diyor arkadaşlar? Yukarıda verilen olaylardan hangileri ısı vererek gerçekleşir? Kesilen karpuzun güneşe bırakılarak soğutulması. Karpuzu kestiğimiz zaman soğuma olayı gerçekleşiyorsa nedir arkadaşlar bu olay? Isı vererek değil, ısı alarak gerçekleşir. Bunu eledik. Saçların kuruması, buharlaşma yine ısı alarak gerçekleşir. Yağmurun yağması yoğuşmadır. Yoğuşma ısı ne yapar arkadaşlar? Vererek gerçekleşir. Dolaptan çıkartılan soğuk suyun buğulanması işte buradaki örnekteki gibi. Bu olay yoğuşma olayıdır. Yoğuşma yine ısı vererek gerçekleşen olaydır. O halde doğru cevabımız D şıkkı olacak. Geliyoruz buradan ısı akışı diyoruz arkadaşlar. Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ikisinin de sıcaklığı eşitlenene kadar olan akışa ısı akışı adı veriyoruz. Maddeler arasındaki ısı akışı maddelerin sıcaklıkları eşitlenene kadar devam edecek. Ne yapacak? Isı veren madde, ısı alan maddeyle arasındaki sıcaklık eşitlenene kadar devam edecek. Hemen bu örneğe bakıyoruz. Bu örnekte ne var arkadaşlar? 60 santigrat derece, 40 santigrat derece. 60 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye ısı akışı gerçekleşecek. Nereye doğru? Sola doğru. O halde ne olacak arkadaşlar? İkisinin de sıcaklığı 50 santigrat derece olana kadar 60 santigrat derece olan maddemiz 40 santigrat derece olan maddemize ısı vermiş olacak. Peki arkadaşlar, ne yapıyoruz? Geliyoruz diyoruz ki bir maddenin sıcaklığı arttırılırsa neler olur? Aynı maddenin sıcaklığı azaltılırsa neler olur? Eğer bir maddenin sıcaklığını arttırıyorsak, maddenin taneciklerinin sahip olduğu kinetik enerji, yani hareket enerjisi artar. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Sıcaklık ve hareket enerjisi yani kinetik enerji doğru orantılıdır. Peki, hareket enerjisi arttıkça o madde hal değişimine uğrayacak, değil mi? O zaman maddenin düzensizliği sıcaklık arttıkça artacak. Düzensizlik artıyorsa artık birbirlerinden uzak hareket edecekler. Tanecikler arası çekim kuvveti azalacak. Tanecikler arası çekim kuvvetinin azalmasıyla maddeler arası, tanecikler arası mesafede azalmış olacak. Peki, tam tersi duruma baktığımız zaman bir maddenin sıcaklığını azalttığımız zaman neler oluyor? Maddenin taneciklerinin sahip olduğu kinetik enerji bu sefer ne olacak? Azalacak. Kinetik enerji azalınca maddenin düzensizliği azalacak. Düzensizlik azalınca tanecikler arası çekim kuvveti art azalacak. Tanecikler arası çekim kuvveti azaldığı zaman ne olacak? Tanecikler arası mesafe de azalmış olacak. Peki o zaman sıyın su dediğimiz temel maddemizin, temel inceleyeceğimiz maddenin Isınma grafiğine bakalım. Şimdi arkadaşlar önemli olan iki tane nokta var. Saf bir katı dediği zaman saf katıların iki tane hal değişimi olur grafiği. O zaman düz olan çizgiler hal değişim alanı. Hal değişiminde maddenin sıcaklığı değişmez demiştik. Bakın bu alanda sıcaklık değişmiyor sıfır. Bu alanda sıcaklık değişmiyor 100. O zaman geliyoruz buraya bir tane ünlem atıyoruz. Diyoruz ki hal değişimi saf maddelerde iki kere gözlenir. Ve hal değişimi sırasında sıcaklık değişmez. Şimdi ilk öğrendiğimiz bilgi bu. Şimdi bu bilgiye bakarak burada aralıklarla neler gerçekleşiyor ona bakacağız. Eksi 10 derece ile 0 santigrat derece arasında su ne halde arkadaşlar? Katı halde. O zaman eksi 10'dan 0 santigrat dereceye kadar bu madde katı halde. Bu madde katı halde ise bu maddenin sıcaklığı eksi 10'dan sıfıra çıktıysa sıcaklığı artmamış mıdır? Artmıştır. O zaman 1 ve 2 arasında bakacağım. 1 ve 2 arasında bu madde hem katı hem sıvı halde yani hal değişimi gözleniyor. Hal değişimi gözleniyor. Bu madde katı sıvı karışık halde. Sıcaklık sabit çünkü hal değişimi var. Madde bu zaman diliminde erime hal değişimini gözleniyor, gözlüyor. Peki 3-4 aralığına bakalım. 3, 4, özür dilerim. 2, 3 aralığına bakalım. 2, 3 aralığında ne var sevgili arkadaşlar? Bu madde şu anda sadece ne halde? Sıvı halde. Sıvı haldeyken sıcaklığı sıfırdan yüze kadar çıkıyor. O zaman bu maddenin sıcaklığı artıyor. Madde şu an tamamen ne halde arkadaşlar? Sıvı halde. Peki, şimdi 3, 4 aralığına bakalım. 3, 4 aralığında... Bu madde ne halde? gaz halde değil mi arkadaşlar? Madde gaz haldeyken sıcaklığına bakacağım, hal değiştiriyor. O zaman sıcaklık sabit kalmış. Bu madde hangi olayı gerçekleştiriyor şu an? Kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra buharlaşacak. Madde sıvı gaz karışık halde. Hal değiştirdiği için sıcaklık sabit değişmiyor. Son olarak 100 santigrat derecenin üstüne çıkartıyoruz bu maddeyi. Madde şu anda sadece ne halde? Gaz halde. Bakıyorum maddenin sıcaklığı 100'den yukarı çıkmış değil mi? Bakın. Mesela burası 110 olsun. Ne oldu? Madde tamamen gaz halde. O zaman arkadaşlar saf maddelere yabancı maddeler karıştırdığımız zaman kaynamasını zorlaştırırız. Donmasını ise zorlaştırırız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kar yağdığı zaman donma olayı gözlenmesin diye tuz atıyoruz diyorlar. Neden? Donmasını kolaylaştırmak için. O zaman arkadaşlar donma noktasını düşürdüğümüz için bu maddelere biz saf maddeler değil diyoruz. Çünkü saf maddelerin üstüne Karışım attığımız zaman, bilinmeyen yabancı bir madde attığımız zaman bahsetmiş olduğumuz durumları gözlüyoruz. Hadi bakalım. Dokuzuncu konumuz Türkiye'de kimya endüstrisi. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki madde ve endüstrinin son konusu diyoruz. Türkiye'de kimya endüstrisi. Kimya endüstrisi arkadaşlar dünyada ve ülkemizde hızla gelişim gösteren bir endüstri. Çünkü yeni üretilen maddelerin her birinde gıda dahil olmak üzere kimyasal ürün kullanıyoruz. Gelişmiş ülkelerin kimya sektörünün şu an günümüzün Türkiye'sinden daha fazla önem verdiği gözleniyor. O zaman kimya endüstrisinin gelişimi için Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar bir gelişim gözleyeceğiz. Peki kimya endüstrisi ürünleri neler? Önce bunlara bakalım. Temizlik malzemelerimiz, kozmetik ürünlerimiz, boya, ilaç, plastik, seramik, tekstil, çimento, cam sanayi bunların hepsi nedir? Birer kimya endüstrisi. Günümüzde 700 binden fazla ürün, kimyasal ürünler kullanılarak, kimya endüstrisi kullanılarak ya ara madde ya da ham madde aracılığıyla sağlanıyor. Türkiye'de ithalat ve ihracat yani dış ticaret ve iç ticaret verileri ele alındığı zaman ithalata bağımlıdır. Yani bazı ürünleri ihraç ettiğimiz için tamamen Bağımlı olduğumuz, dışarıya bağımlı olduğumuz söylenemez. Çünkü bazı maddeleri tamamen kendimiz üretirken bazı maddeleri dünya ülkelerinden bizler satın alıyoruz. Bazılarını da ithal ediyoruz başka ülkelere. Şimdi kimya sektörünün Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar olan gelişimine bakalım. Kimya sektörü arkadaşlar Cumhuriyet öncesinde ithalata bağımlıydı. Yani hep dışarıdan alıyorduk. Dolayısıyla gelişme azdı. Barut gibi savaş kimyasalları yapılabiliyordu ancak yeterli derecede değildi. İlk çimento fabrikası Cumhuriyet dönemi öncesi 1911 yılında kuruldu. Peki Cumhuriyet sonrası döneme baktığımız zaman kimya sektörünün yavaş yavaş gelişmeye başladığı dönem olarak söz edebiliriz. İlk şeker fabrikamız 1923'te, ilk cam üretimiz, üretimimiz ise günümüz markalarının en önemlisi olan Paşa Bahçede yıl 1935'te başladı. Suni gübre fabrikamız 1939'da, İlk kağıt fabrikamız 1945'te İzmit'te kuruldu. Şimdi baktığımız zaman burada 4 tane kuruluş görüyoruz. 4 kuruluşun peş peşe açılmasıyla kimya sektörünün gelişmeye başlamasının aslında normal olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Geliyoruz 1950'li yıllara. 1950'li yıllarda çok önemli olan ilaç sektörüne Müthiş bir giriş yapan Eczacıbaşı firmasını görüyoruz. 1950 yılında kuruldu. Kimya deyince akla ilaç gelir sevgili arkadaşlar. İlaç sayesinde sağlık, tıp sektörü, eczar sektörü gelişmiş oluyor. 1954 yılında ise gübre fabrikası İskenderun'da bin, kurulmuş oldu. Yine 1950'li yıllarda. Geldim 1960'lı yıllara. 1960'lı yıllarda, 1961 yılında arkadaşlar, Yarımca'da yine bir gübre fabrikası, 62 yılında Kütahya'da azot sanayi kuruldu. Azot şu an günümüzde kullanılan tüm kimyasalların içerisinde bulunan bir element. 1967 yılında da Bandırma'da Barikasit ve Baroks adını verdiğimiz kimyasal fabrikası kuruldu. 70'lerde ise arkadaşlar Mersin'de ilk soda fabrikası kuruldu 1975 yılında. 80'lere geldiğimizde ise Türkiye'nin biraz daha gelişim yılı olması gerekirken fazla fabrika yerine tek bir fabrikadan hem boya hem elyaf hem de lastik üretimi için Mersin Kromsan Sanayi kuruldu ve 1990'lı yıllarda önceki yıllarda kurmuş olduğumuz gübre fabrikaları sayesinde gübre üretimimiz 10 milyon tonu aştı 90'lı yılların sonlarına doğru. Son olarak günümüze baktığımız zaman Türkiye'de şişe cam fabrikası Trakya'da Kırklar elinde ve Çayırova'da şu an cam üretiminde öncü fabrikalar arasında yer alıyor. alıyor. Bir de fiber fabrikası var. Fiber optik kablolar üretildiğinden beri günümüzde de kullandığımız internet sağlayıcıları daha hızla üretilmeye başladı. Bir de yarımca da petro kimya kompleksi kuruldu, petrol kompleksi olarak göz, gözlem sağlanıyor. Baktığımız zaman cumhuriyet öncesinden cumhuriyet sonrasına 50'lerden 90'lara ve 90'lardan günümüze kadar kimya sektörü hala ülkemizde gelişmekte olan bir sektör, henüz gelişmemiştir. O halde sorumuza baktığımız zaman Türkiye'de Cumhuriyet öncesi kimya sektörü ile ilgili neler söylenebilir arkadaşlar? Barut ve savaş kimyasalları yapımı vardı. Hemen geliyorum bakıyorum. Evet barut ve savaş kimyasalları vardı. İlkel yöntemlerle sabun icat ediliyordu. Evet ilkel yöntemlerle sabun icat ediliyordu. Kimya sektöründe gelişim azdı. Evet Cumhuriyet öncesi dönemde kimya sektöründe gelişim azdı. O halde doğru cevabımız D şıkkı. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman günümüzdeki kimya sektörüyle ilgili Cam üretiminde öncüdür. Evet arkadaşlar cam üretiminde Trakya, Kırklareli, Çayırova cam üreticiliğinde öncü bir durumdayız. Cam üreticiliği, cam sanayi için fiber optik kablo ile internet sağlayıcılarımızı hızlandırdık. Gübre üretimimiz yine 90'lı yıllarda olduğu gibi şu an günümüzde de 10 milyon tonu aşmış durumdadır. O halde doğru cevabımız yine D şıkkı olacak. Türkiye'de Kimya endüstrisinin gelişimine katkıda bulunan hem resmi kuruluşlar var hem de sivil toplum kuruluşları var arkadaşlar. TÜBİTAK, MKE yani Makine Kimya Endüstrisi ve çok önemli üniversitelerimizin bilim alanı kimya bölümleri fel edebiyat ve fen fakültelerinde hala çalışmalar yapmaktadır. Peki sivil toplum kuruluşlarına baktığımız zaman tabii ki kimya mühendisleri odası, Türkiye Kimya Derneği, Türkiye Kimyagerler Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimine katkıda bulunan sektörler arasında yer almaktadır arkadaşlar. O halde Türkiye'de ithal ve ihraç edilen bazı ürünlere bakacağız. İthal demek arkadaşlar dışarıdan aldığımız. İhraç bak aç kalmaktan biz açız. O zaman ne yapıyoruz? Dışarıya satarak para kazanıyoruz. İthal edilen ürünlere baktığımız zaman mineral yağlar dışarıdan alıyoruz. Organik kimyasallar dışarıdan alıyoruz. Ecza ürünleri birçok ecza firmamız olmasına rağmen hala ecza ürünlerini dışarıdan Pfizer gibi markalardan satın alarak ülkemizde ecza sektöründe kullanıyoruz. Bir diğer sektörümüz inorganik kimyasallar. Kauçuk gibi, kozmetik gibi, boya gibi, asit gibi, baz gibi, plastik gibi kimyasalları halen dışarıdan ithal ediyoruz. Peki dışarıya sattıklarımız neler? Gübre üretiminde öncü dedik. Temizlik ürünleri, bazı izza ürünleri, boyalar, mineral yağlar ve yakıtları dışarıya ihraç ediyoruz. Soruya baktığımız zaman hangi çocuk fen bilimleri öğretmeninin Sorusuna yanlış cevap vermiştir. Ülkemizde kimya üstesinin gelişimi, gelişimine katkıda bulunan resmi kurumlar. Bakın Sivil toplum kuruluşlarıyla resmi kurumları karıştırmamalıyız arkadaşlar. Hangisi yanlış cevap verdi? TÜBİTAK resmi kuruluştur. Kimyagerler Derneği arkadaşlar nedir? Kimyagerler Derneği bizim sivil toplum kuruluşumuzdur. Yani resmi değil, sivil. MKE resmi kuruluş, üniversiteler resmi kuruluş. O zaman sivil yanlış cevabı vermiştir öğretmenine. Son olarak arkadaşlar, ham madde ithalatımız ihracattan daha fazladır. Yani dışarıya sattığımız ham madde aldığımız ham maddeden daha az. O zaman kimya gelişimine katkıda bulunan mesleklere Bakalım, doktorlar değil mi kimyadan faydalanıyor? Tabii ki kimya öğretmenleri, Biyokimyagerler hem canlı vücuduyla hem de canlı vücudunda gerçekleşen kimyasal olaylarla in ilgileniyorlar. Kimyagerler üretim yapıyorlar. Petrol mühendisleri petrol çıkmasına katkıda bulunuyorlar. Kimya teknisyenleri kimyagerlerle ortak çalışmalar sağlıyorlar. Ziraat mühendisleri tarımla ilgileniyorlar. Kimya mühendisi kimyagere yapabileceği ürün desteği, makine desteği sağlar. Eczacılar, doktorlarla ortak çalışma alanları vardır. O zaman arkadaşlar en uzun ünitemiz olan ne yaptık? Madde ve endüstri ünitemizi, dördüncü ünitemizi burada tamamladık. Şöyle dönt diyelim ve bir sonraki ünitemiz basit makinelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.